Manşete hoş geldiniz. Büyük bir kabarma var. Özellikle son yaşanan kadın cinayetlerinden sonra yurdun dört bir yanında dün eylemler vardı. Protestolar vardı. Polislere rağmen, güvenlik güçlerine rağmen. Diyarbakır'dan İstanbul'a, İstanbul'un çeşitli sentlerine ve yurdun dört bir yanında burada sıralayamayacağım kadar çok şehirden görüntüler geldi. Sadece 5-6 tanesini seçtim ve getiriyorum. Gece de devam etti, gündüz vardı. Pankartlar vardı ve ağırlıklı olarak kadınlar yürüdüler ve onlara destek veren erkekler. Sadece son 10 günde Manavgat'ta, Didim'de, Karabük'te, Afyon'da, Adıyaman'da, Kars'ta, Fatih'te ve haber olmayan yığınla örnek var. Kadınlar öldürüldü. Gülfer Öte, Sibel Aygan, Gülsiye Ortakçı, Satı Aktan, Zeliha Kılavuz ve Sıla. Fatih'te katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'le elbette bu gündeme geldi. Nedir bu incel diye de soruyoruz. İncel'i çoğunuz da duymamış olabilirsiniz daha önce. İşte 90'lı yılların ortalarında daha internet ve sosyal ağlar yaygınlaşmamışken bir arkadaşlık sitesi gibi ya da Bekar kadınlar ve erkeklerin internette oluşturduğu bir platform. Fakat daha sonra bu amacı dışına çıkarak enteresan bir biçimde değişik bir takım hislerini tatmin etmek isteyen erkeklerin ve kadınlara özellikle düşmanca hisler besleyen erkeklerin buluşma noktasına döndü ve öyle sembolize edilmeye başlandı. İncel. Türkçe olarak okuyorum. Ee, bunun İngilizcesi de şu. Yani Kanada'da yola çıkmış bir sosyal buluşma platformu iken bir anda biçim değiştirdi ve ismi kaldı. İstemsiz bekarlık projesi olarak çevirebiliriz. İngilizcesi de orada yazıyor. The Chat diye tabir edilen bir erkek figürü ortaya çıkıyor. İşte sarışın, ee, ne bileyim kendine göre belli bir cinsel gücü olan falan erkekler topluluğu. Yüzlerce kadın öldürüldü ve kadınlara karşı düşmanca hisler besleyen bu erkekler ve onlar üzerinden bir takım güdülerini veya bir takım sapık duygularını harekete geçirmek için filan bu platformda örgütleniyorlar. Reddit'te, Facebook'ta, kendi kurdukları sitelerde ya da işte ne bileyim derin internette. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında, İngiltere'de de bu konuda Dijital Nefretle Mücadele Merkezi diye bir e, merkez var. Ve 2022'de 17 bin üyesi ve aylık 2.6 milyon kez ziyaret edilen bir incel e, forumundaki 1 milyondan fazla paylaşımı da yapay zeka yardımıyla taramış. Ve orada da her 29 dakikada bir tecavüzden bahsedildiğini bulmuşlar. Yani çevrim içi topluluklar toplu katliamlardan bahsediyorlar kadınlara dönük her türlü akla gelebilecek şiddetten bahsediyorlar. İşte bu İstanbul'da özellikle Fatih'te katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, bu olaydan sonra bu gündeme geldi. Staysiler diyorlar, hedef gösterdikleri kadınlara ve bir arzu nesnesi olarak görüyorlar. Çok acayip tuhaf. Ee... Kulağa hoş gelmeyen tabirler kullandığımı biliyorum ama konu bu. Anlatmak için, tarif etmek için söylüyorum. Çedler diyorlar kendilerine. Cinsel açıdan başarılı, sarışın, kaslı, işte spor arabası olan erkekler grubu. Bu işin bir tarafı, diğer bir yönüyle de gerçekten hemen her alanda bir patlama var. Her, hemen her alanda bir itiraz var ve bu itiraz kendini ne kurumsal olarak bulabiliyor. Ne bir sosyal destek olarak bulabiliyor, ne siyasi olarak bulabiliyor, ne de ekonomik olarak bulabiliyor, ne de toplumsal dayanışma olarak bulabiliyor. Görmüşsünüzdür sosyal ağlarda önünüze çıkan kimi paylaşımlarda. Toplumda ön plandaki kimi kadınlara mikrofon uzatılıyor ve yeri değil diyorlar, başka zaman diyorlar. Çok canımız yanıyor ama şu anda burası bunun zemini değil diyorlar. Türkiye'den de pek çok hani rol model diyebileceğimiz insanların Takip ettiği, peşine düştüğü kadınlar da bu konuda sessiz veya sus, sus, suskun kalıyor. Aman başım belaya girmesin. Fakat bu bir sonuç. Yani kadına şiddet, hayvana şiddet, uyuşturucu kullanımı, işte en son narin cinayetinin neden çözülemediği hikayesi ve daha pek çok konu. İncel. Sıla cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan böyle alındı. Kadın demişken bebekler de bundan nasibini alıyor. Ülke bu hale bağıra bağıra ve alkışlarla geldi demiş Hatice Yıldız haksız değil. Sosyal ağlarda paylaşılan mesajlarda akıllara durgunluk veren cinsten ve işin nereye gittiğini ve hangi evreye döndüğünü de gösteriyor. Bülent Mumay paylaşmış bir arkadaşımın paylaşımı 16 yaşındaki kızı biber gazı istemiş annesinden. Gönül Yılman, 3 gündür ailemiz bununla uğraşıyor. Yeğenimle oyun gruplarında takışmışlar. Sonra bir WhatsApp grubu kurup kuzenleri eklemişler. Herkesi tehdit ediyorlar diyor. Bu incel olarak adlandırılan yaşları 14-20 aralığında olan kadın hayvan düşmanı potansiyel katillerin ciddi bölümünün elinde hepimize ait tüm bilgiler var diyor Altan Sancar. Ve bu kişisel bilgileri hatırlayın, bu ülke, ülkedeki herkesin kişisel bilgileri, verileri serbestçe internette satılıyor. Yaşıtlarına karşı zorbalık ve daha ötesi ağırlıklı olarak kadınlara tehdit, zorbalık ve zarar verme amaçlı kullanıyorlar diyor. Siz platformları kapattıkça yani bataklıkta sinek avlıyorsunuz. Bir bataklığa dönmüş durumda, başka bir yere giriyor, başka bir ortama giriyor, başka bir biçimde örgütleniyor. Bir zamanlar Süleyman Soylu'nun elinin altında telefonundan şıp diye ulaşabildiği tüm yurttaşlara ait kişisel veriler şimdi çoluk çocuğun eline düşmüş diyor Cenk Yiğiter. Ve işte Sıla son şiddet kurbanı. Elbette Sılanın ölümünün küçük Sıla bebeğin başına gelenlerin bu İncel ile alakası olmayabilir ama İncel de bu konuda bir araya gelip kadınlara karşı zorbalık hislerini tatmin etmek için yöntem arayan insanların 14 yaş 14-20 yaş arası erkekler grubunun toplandığı pl platform. Öteden beri bu var ve bu gittikçe büyüyor. Büyük bir sosyal travma. Hemen hiçbir konuda önlem alınmadığı ve üzerine gidilmediği için de böyle bir noktaya geldi. Güncel bir konu. Ben öteden yani birkaç gündür bu konuya girmedim. İşte Cem Gariboğlu meselesi. E, münevver Karabulut'u 2019 2009 yılında katletmişti. 2005 yıl sonra da cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu Cem Gariboğlu. Bu da başka bir vahşetti o dönem. Gerçekten büyük ses getirdi ve yıllarca konuşuldu. Televizyonların da mühim bir reyting malzemesi olmuştu. Ailenin münevvet, Münevver Karabulut tarafının e, avukatları Cem Gariboğlu'nun aslında ölmediğini, yaşadığını, kaçırıldığını falan iddia ediyorlardı. Ve işte şeysi açılsın. Kabri açılsın ve bir DNA testi yapılsın dendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da odur dedi kabir açıldıktan sonra, inceleme yapıldıktan sonra. Fakat işte ailenin avukatı Rezan Epozdemir mezardan kefen çıkmadı, kafadası ve kemek, kemikler dağınıktı filan gibi açıklama yaptı. Ve en son adli tıpta da o aldığımız kemik örnekleri Cem Gariboğlu'na aittir açıklaması adli tıp açıklamasının ardından yaptığı açıklamada da buna da itiraz edeceğiz dedi. Bir poşet vardı mezarın içerisinde. Bununla ilgili inceleme yapılması istiyoruz. mezarın içerisindeydi ve bir vücut bütünlüğü yoktu. Poşetin ağzı bağlıydı falan gibi bir takım iddialar dile getirmiş. Yani bu DNA araştırmasına da katılmıyoruz demeye getirdi. Şimdi hukuk bitince, hukuk kalmayınca buna itiraz olacağı, Oradaki, oradan bir DNA eşleşmesi çıksa bile bunun içe sinmeyeceği ve bu konuda buna itiraz edileceği belliydi ve öyle de oldu. İşin gelip bağlandığı yer hukuk. Hukuku tesis etmediğiniz zaman ve hukukun üstünlüğünü tesis edip bunu bütün mahkemelere, yargı bağımsızlığına ve etkin bir takiple falan hayata geçirmediğiniz zaman bu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Hemen her alanda büyük bir itiraz yükseliyor ve artık hukuka da güven kalmadığı için bir iş insanların kendi işini kendi gördüğü bir noktaya evriliyor. Keşke idam olsaydı. İdam olsaydı ne olacaktı? Ayrıca idam cezasının bugün şu çağda savunulacak tarafı kalmadı. Hemen her gün bir haber okuyorsunuz. İdamla yargılanan mahkumların bil yıllar sonra yapılan tekrar delil incelemesinde veya yeniden yargılamada beraat ettiğini, tahliye edildiğini onlarca yıl sonra. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak filan. Sallandıracaksın bunları. Sallandıracaksın da idam geldiğinde kimleri sallandıracakları ortada. Birazdan ona da bakacağız. Çünkü içeride cezaevlerinde yer açmak için siyasi suçlulara, düşünce suçlularına veya hangi gruba hedef almışlarsa onlara yer açmak için adi suçluları salı veriyorlar. Tecavüzcüleri, katilleri, gaspçıları. Ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Mesela ceza evi sayısıyla büyük adalet sayı e, de bileyim sarayı yapmakla falan bitmiyor. Koruyamadık demiş. Belki en e, doğru başlıklardan birine cumhuriyet atmış. Cinsel istismar nedeniyle tedavi gören sıla bebek yaşamını yitirdi. Faillerin sicili karabı, e, kabarık vesaire. Tekirdağ koruyamadık. Toplum olarak koruyamadık. Belki de en doğru başlık buydu. Nasıl olsun ki şimdi bu konuları kendisi de bir yurttan yetişen Dilek Ekmekçi avukat bu konuları gündeme getirdiği için cezaevinde. Ve işte en son dün paylaşılan belge Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki avukat Dilek Ekmekçi bu işlerin sesi soluğu ruh e, sağlığının incelenmesi için akıl hastanesine falan sevk ediliyor. Sanığın bulunduğu duruşma tutanağı sanığın bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilerek Bakırköy Masar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine sevkinin sağlanılması. Yani bununla uğraşan bunu dert edinmiş, bunu mesele edinmiş insanlar kız çocuklarının pazarlanması, kız çocukları üzerinden e, sosyal ağlarda, internette bir bir takım gruplar oluşturul oluşturularak e, onlara dönük bir takım e, çirkin e, operasyonların veya eylemlerin neyse planlanması falan bununla uğraşan bir avukat cezaevine atıldı ve sır bu yüzden görünür sebep başka olmakla birlikte ve onu da şimdi akıl hasta e, akıl sağlığı için hastaneye sevk ediyorsunuz. Yani böyle bir ortam Özgür Özel demiş ki CHP Genel Başkanı İstanbul sözleşmesine geri dönme çağrısı yapıyorum. Herkes yapıyor bu çağrıyı. Peki sonrasında ne yapıyorsunuz? El, bu eli tutun. Bu sorunu çözün. Devleti kadınların arkasına dimdik koyun. Bu cinayetleri hep beraber bitirelim, hep beraber. Bir beraberlik yok ki. Ekrem İmamoğlu'nun yani muhalefetten gelen bu tür sözleri işitince Ekrem İmamoğlu'nun Millete artık bu tür şeyleri anlatma vakti bitti. Millet bunu biliyor zaten. Ve bizi gören vatandaşımız bunu geç diyor. Bana ne yapacaksın onu anlat. Maalesef durum bu. Öte tarafta da muvazzaf ihraç asker ve öğrencilere daha yeni Ankara'da ankesörlü telefon operasyonu yapılmış. 39 gözaltı var. Yani 15 Temmuz'da bundan 8 küsür sene önce yaşı tutmayan insanlar, öğrenciler şimdi yaşı tutunca 18'i geçince onları operasyon üzerine operasyon. Bir yandan böyle gençleri topluyorlar. Öbür tarafta diğerleri elini kolunu sallayarak internette şurada burada örgütlenip kadınlara karşı nasıl bir zorbalık hisleri geliştirdilerse ona eyleme döküyor. Sonuç. Bir başka konu da işte bu tahşiş meselesi. Yani gıdalarla Gıdaların içinde aldığınız ürünün içinde onun olmaması. Et diye alıyorsunuz, et değil. Ne bileyim yoğurt diye alıyorsunuz, içinde başka her şey var. Yağ diye alıyorsunuz, aldığınız yağ değil, başka şeyler karıştırılmış. İşte en son, Saydam Catering denen şirkette bir açıklama yapmış, işte Upuz'un ve bu açıklamayı yaparken de diyor ki. Biz ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas devlete vergisini veren, ailesinin dini, dünyevi, uhrevi hassasiyetini, hassasiyetini düzce halkına bilin. Yani bu hassasiyetlerin de senin kimsenin ilgilendiği yok. Sen işini düzgün yapacaksın. Bu puzun bir açıklama yapmış. Hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetle olmuyor. Herkesin hassasiyeti var. Mes mesele o da değil. Mesele işini düzgün yapacaksın. Denetimlerde çıkmış mı çıkmış. Maalesef. Sosyal politikalar başkanıymış AKP'de bu arkadaş. Dolayısıyla kısa vadede başına bir şey gelecek gibi değil. Fakat hepsi birbiriyle alakalı. Yani e, hukuk devreden çıkınca, hesap verilebilirlik devreden çıkınca denetim aksıyor ve ortaya işte böyle büyük büyük köfte zincir, zincirlerinin insana, insanlara e, ne bileyim domuz eti sattığı ortaya çıkıyor. Ya da işte o köftenin içinde köfteden başka, etten başka her şey var. Hatta bunu paylaşan kimileri en azından et varmış falan diyorlar. Çünkü etten başka şeyler de olabiliyor. Hayvanın başka uzuvlarından alınmış, kıyılmış parçalar. Kemik parçaları şu bu. Maalesef. Sonra da bir de bu tür haberler dolaşıma girince de işte arkaları olduğu için devlette, de, AKP'de, şurada burada bu haberleri de kaldırıyorlar. Mesela çaya boya katan firmalar. Açıklandı diye bir haber var. Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Rize Sulh Ceza Hakimliği kaldırıyor bu haberi. Hangi kişilik hakları? Burada topluma karşı bir sorumluluk var. Toplumu aldatmışsın. Millete ayıplı mal satmışsın ve bu ortaya çıkmış. Sonra da çıkan haberi kaldırıyorsun. Ve mahkemede bu yönde karar veriyor. Hepsi birbiriyle alakalı. Hepsi hukukun ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan sonuçlar. Bir başkası. Her gün böyle onlarca haberi kaldırıyorlar. Elev Vakfı okullarının düzenlediği mezuniyet töreni sırasında sahnedeki dev ekranın öğrenci ve velilerin üzerine devrildiği, 6 kişinin yaralandığı ve okulun sahibi Erkan Şahin'in gözaltına alındığı ile ilgili haberlere de talebi üzerine erişim engeli getirilmiş. Yani Free Web Turkey bu haberleri de koyarak bir yönüyle Adam kaldırtıyor haberleri ama bir biçimde tekrar dolaşıma girmesine bu yönüyle de vesile oluyor. Aslında gözüne sokmak gerekiyor. Çeşitlendirmek gerekiyor. Kaldırılan haberleri yaymak gerekiyor. E böyle bir şey var mı yok mu? Senin sorumluluğun nedir? Lekelenmeme hakkını kullanıyorlar. Lekelenmeme hakkı diye bir şey çıktı. Ceza maddeleri falan arasına da girdi. Bu haber, bu haber seni lekelemiyor ki. Bu haber sana suçüstü yapılmış soruşturmada atlanırsan o da çıkar. Maalesef. Dönelim İsrail konusuna. İsrail konusu üzerinden de tüm toplumun doğru bilgilenmesiyle de çok ilgili bu hadiseler. birbiriyle çok bağlantılı. Hiç kimse sınırlarımızın hemen ötesinde, birkaç yüz kilometre ötedeki yaşanan bölgesel savaşta esasen ne döndüğünü bilmiyor. Sadece işte şu anda Meclis'te kapalı oturum yapıyorlar. İçeride ne konuşulduğu da önemli. E, orada bir şey çıkacağı da yok. Öte, öte tarafta İsrail'e soykırım diyen e, iktidar arkadan alışveriş yapıyor. Ve bu da belgeleriyle ortada. Burger King'i ne bileyim e, sta, e, Starbucks'ı e, şey yapıyorlar. Protesto ediyorlar. Burger King'in Rize, Rize'deki şube açılışına AKP'lilerin katıldığı ortaya çıkınca da Grup Başkan Vekili AKP'nin arkadaşlarımız dikkatsizlik etmiş diyor. Şimdi tamam. Diyelim ki bu, bu e, doğru bir protestoydu ve diyelim ki sizin arkadaşlarınız dikkatsizlik etti. AKP'liler bir dikkatsizlikle Burger King açılışına gitti, orada boy gösterdi. Yani bu kadar hassassınız. Diyelim ki bunu aldık, kabul ettik. E, peki öte tarafta öte tarafta ticaret çelişkisini nasıl açıklayacaksınız? İsrail'le olan ilişkileri sorgulayacaklarmış CHP'ler. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü orta sayfanın birinci sayfanın ortasından verdiği haber. Karar Gazetesi daha güzel bir başlıkla çıkmış. Filistin çeliği ne yapsın? Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'le ticaretini ancak 6 ay sonra kesen Ankara, 54 ürün kalemine yasak getirdi ancak ticaretin 3. ülkeler üzerinden ve Filistin'de kurulan şirketler aracılığıyla sürdüğü iddiaları gündemdeki yerini koruyor demiş. Şimdi gündemdeki yerini koruyor derken bu işi gündeme getiren kişi Metin Cihan ve onun haberleri şu anda alıntılanarak alıntılanarak e, alıntılanıp yayılıyor. Neden? Çünkü belgeli doğru. Mesela birkaç tanesi araştırdım doğruladım. TRT mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrail platformunu kullanıyor. İsrail ordusunun çelik ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz ama gümrük evrakına yalandan Filistin diye kaydediyoruz. İşte BBP Genel Başkanı'nın yakın arkadaşı da İsrail ordusuyla ilişkili. Bu haberlerde biz en çarpıcılardan biri. Biraz daha yaklaştırıp okuyalım. İsrail'e yakıt ve endüstriyel ürün ham maddesi gönderiyorduk. Bu ortaya çıkınca güya keştik ve göndermemeye başladık. Mı acaba diye sormuş. Metin Cihan. Bakın nasıl bir dümenle gönderiyoruz. Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor. Gemi İsrail limanına varıyor ve malzeme İsrail'le alıcıya teslim ediliyor. Filistin'de bu iş için kurulu şirkete komisyon ödeniyor. Komisyoncu şirketler ya İsrail işbirlikçisi ya da zaten İsraillerin. Belgeleriyle anlatmış. Belgeleriyle. Sonra da gene burada kalalım. Yani Twitter'da kalalım. İşte soykırım falan diyor Erdoğan bugün 7 Ekim 365 gün önce çoğu çocuk kadına 50 bin kardeşimiz vahşice, vahşice, vahşice katledildi deyip bir video dolaşıma sokuyor. Ve bu videoda yıl 2040 işte çeşitli ülkeler Seattle falan bir de tarih hatası da yapmışlar. Meşum soykırımın 16. yıl dönümü 2024'ten sayıyor 16'yı 2040'ta. Halbuki 2023'ten sayacak. 17. 17. demesi lazım. Yani Propaganda Bakanlığı'nın ee, binlerce çalışanı var. Milyar milyar bütçeyi götürüyorlar ama yıl hesap etmekten bile acizler. Sonrasında siz öbe ta öbür tarafta ticareti kesmemişsiniz. Azerbaycan'la zaten ikili ilişkiler ortada. Azerbaycan'dan petrol akıyor. Türkiye üzerinden İsrail'e dökülüyor. Türkiye'de bundan komisyonunu alıyor. Ayrıca yani videoda yapılan tarih hatasını geçtim. 16. değil 17. yıl dönemi olacak 2040'ta. Devlet propaganda filmi çekip yayınlamaz. Gereğini yapar. Soykırım diyorsun. Soykırım diyorsan soykırımcılarla bütün ilişkini keseceksin. Diplomatik ilişkini de keseceksin. Ticari ilişkini de keseceksin. Bu Erdoğan'ın paylaşımının altına çok enteresan yorumlar gelmiş. Baktım hızlıca. Bir tanesi demiş ki en çok ne koyuyor biliyor musunuz? Ağzıma geleni söyleyememek. Bir tanesi demiş ki depremde ne yaptın? Hepsi birbiriyle ilgili. Bir tanesi demiş ki reis sayenizde ülkemizde sadece mezarlarda yatanlar güvende ve huzurlu şimdilik. En güvenli yer mezarlık. Bir tanesi de yine devlet ve yöneticiler soykırıma kısa film yapmaz, işgali bitirecek harekatlar yapar demiş. Şimdi işgali bitirecek harekatlar demişken ordu yardımla yardımlaşmak gibi kurumu gibi bir kurum var. OYAK açılımı bu. Ordu Yardımlaşma Kurumu. Yani kuruluş amacı ve şeyisi ordunun arası, ordu içinde ne bileyim dayanışma. İşte bir takım böyle marketleri falan var. Kendi içinde bir sandığı var falan. İşte daha uygun fiyatlarla falan şey yapıyor. Yani ordu mensubu olan insanlar bundan istifade ediyor. Fakat ne yapmaya başlamış biliyor musunuz? Oyak inşaat. 2 artı 1, 3 artı 1 daire satıyor. Ve şu İngilizce olarak da yazmış. Suitable for citizenship demek şu. Yani vatandaşlığa da uygun bunlar. Alın bu benim 2 artı 1'lerimi, 3 artı 1'lerimi. Türkiye ordusundan bahsediyorum. Ordu Yardımlaşma Kurumu. Alın bu 2 artı 1'leri, 3 artı 1'leri kestirmeden Türkiye vatandaşı olun. Yani ordunun yardımlaşma kurumu da OYAK. OYAK demek, ordu demek. Vatandaşlık pazarlıyor bir yönüyle de. Her şeyin çivisi çıkmış. Evet kadınların meşaleli ışıklı yürüyüşüyle başladık buraya geldik ama hepsi birbiriyle çok alakalı. Sonra da işte muhalefet ile iktidar barış çubuğu tüttürüyor. Bir yandan elinden geleni ardına komuyor. Öbür tarafta da ya siyaseten oluyor. Üzmüyoruz inşallah. Sonra da dövmeye devam ediyor. Hem siyaseti dövüyor hem de vatandaşı. Sonra da muhalefetle el sıkışıyor. Muhalefet de buna teşne zaten. Maalesef. Recai Kutan'la son söyleşi Yavuz Donat yapmış. Bugün köşesinde vardı ama bir paragraf dikkatimi çekti. Recai Kutan vefat etti 94 yaşında e, ee, en son işte Refah Partisi'nde etkin yani başkanlık divanında görevi olan bakanlık yapmış bir isimdi. Daha sonra da e, er, Erbakan siyaseten yasaklanınca da emanetçi olmuştu. Fazilet Partisi'ni kurmuş. Fazilet Partisi'nin genel başkanı olmuştu. Yavuz Donat onunla 3 sene önce yaptığı söyleşide Yirici Aykurtan ona bir dosya veriyor. 14 sayfalık. Ve diyor ki o dosyanın başında şu yazıyor. Bu önemli onun için altını çizmek için getirdim. Demokratik parlamenter sistemlerde hukuk dışı tutum ve davranışlara karşı her türlü emniyet tedbirleri vardır. Demokratik parlamenter sistemlerde hukuk dışı tutum ve davranışlara karşı her türlü emniyet tedbirleri vardır. İlk cümle. Kutan'ın Yavuz Donat'a verdiği rapordaki ilk cümle. Fakat diktatörlük ve askeri idarelerde yoktur diyor. Bugün işte 15 Temmuz'da kurulan sivil dikta rejiminin Sonuçları bu biçimde yaşanıyor maalesef. Diyor ve e, bu Recai Kurtan Yavuz Donat alıntısıyla manşeti bağlıyorum. Başta verdiğimiz görüntüler neydi? Ben sadece 5-6'sını ekrana getirdim. Yurdun dört bir yanındaki eylemlerdi. Kadına şiddet eylemleriydi. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle alakalı. Kadın cinayetlerinin artması, kadına şiddetin, hayvana şiddetin artması, kazalar, işte tahşiş denilen e, gıda güvenliğinin kalmaması, uyuşturucu patlaması, aklınıza gelebilen her şey ve bu işte incel falan benzeri organizasyonlar, hepsi ama hepsi hukukun rafa kalkmasıyla Hatice Yıldız'ın başta da söylediği gibi bağıra bağıra 10 yıldır gelen gelişmeler ve bugün sonuçları yaşanıyor. Umutsuz musun? Hayır, umutsuz değilim. Tekrar inşa edilebilir fakat bu zaman alacak. Evet, olan bir nesile, iki nesile oldu fakat bu zaman alacak bir konudur. Yeniden inşa edilebilir. Ama akşamdan sabaha, bu seneden gelecek seneye olacak bir konu değil. Bir an evvel akıllar başa gelmez ve bir an evvel gerçekten ülkeyi düşünen dürüst yöneticiler, bürokratlar, sivil toplum, basın bu işe nezaret etmezse elbette hukukçusuyla aklınıza gelebilecek bütün kadrolarıyla bu işi döndürmek çok daha güçleşecek. Bugünkü manşetin mesajı da bu olsun. Evet umut var fakat her geçen gün işler daha da sarpa sarıyor ve yeniden inşa için, onarım için ee, bir an evvel harekete geçmek gerekiyor. Çünkü tahribat büyüyor. Tahribat büyüdükçe de kayıplar artacak. Artarak devam edecek. Döndürmenin olanağı yok. Kadınların bu dik duruşunu eylemini eylemlerini yurdun dört bir yanındaki eylemlerini önemsiyorum. Erkeklerin yapamadığını yaptılar. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla